نعم سورة الماعون. Bundan sonra Maun suresine intikal ediyoruz. أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين. الدين هنا معناه يوم الجزاء والحساب. Dini yalanlayan o kimseyi gördün mü? Buradaki din kelimesiyle kastedilen şey insanların karşılığını bulacağı o gündür. Ahiret günüdür. نعم نقول في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. Biz Fatiha suresinde biliyorsun Malik yevm iddin diyoruz. Ay yevm el ceza ve hesab. Yani karşılık gününün sahibi diyoruz. Fa hunaka men yukezzib bihada bil ba'd ve nusur ve ceza ve hesab. Bazıları bu ceza gününü, bu karşılık gününü, bu hesap gününü yalanlıyorlar biliyorsunuz. Yekfur kufur akbar. Böyle yapan bir kimsenin İslam dininden bir nasibi yoktur. Fa o yukezzib bil ceza ve hesab. Bu kimse karşılığı ve hesabı yalan sayıyordur. Ve kezalik tecid hâza yedfe el yetim bi kuvvet. Sonra da bu insanı karşısına çıkan bir yetimi de itip kakarken görürsün. Men huve el yetim? Peki yetim kimdir? Onu bir huva açıklığa kavuşturalım. Men mâte abuhu ve lem yablug. Men mâte abuhu ve lem yablug. Bülugun altında olan bir kimse, babası ölüp de bülugun altında olan her kimse, her kimseye yetim denir. Fel asıl el ihsan lil yetim. Asıl olan şey yetime iyilik yapmak, ona ihsanda bulunmaktır. Fe hâle la yuhsin ileyh. Bu kimse ona ihsan etmiyor. Ve yedfe'u bi şidde ve kuvve. Bunu bırak, ihsan etmeyi bırak. Onu itip kapıyor, onu veriyor. Thumme huve la yetesaddak aslan al fukara. Bu kimseyi de fakirlere sadaka verirken de göremiyoruz. Ve yemne'an nas min as-sadaka. Bırak sadaka vermeyi, bu insanları başka insanlara sadaka vermekte engeller görürüz. Ala mesela nerede tصدق yati insan يقول لماذا تصدق انت اولى بهذا المال. Bizden biri sadaka vermek istiyor. Ancak o gelip diyor ki neden veriyorsun ki bu maldan? Bu sadakadan neden veriyorsun diye engelliyor onu. İzen التحذير من هذه الاشياء التكذيب بيوم الجزاء والحساب. İnsanları bu konuda uyarmak gerekiyor. Yani ahiret gününü yalanlamak, hesap gününü yalanlamak hususunda insanları uyarmak gerekir. Adem el ihsan ile yetama. Yetimlere karşı ihsanda bulunmamak ile ilgili de insanları uyarmak gerekir. El asıl teşji' el nas ala sadaka ala el bezel ala ata ala el infak. Asıl olan insanları infak etmeye, insanlara sadaka vermeye teşvik etmemizdir. Naam. Ve huve la yusalli. Bu kimse namaz kılmıyor diyelim. Yudayi'as salah. Ve namazı da zayi ediyor. فهو عن صلاته ساهلاه. Yani bu kimse namazı hususunda sehir içinde, dalgınlık içerisindedir, umursamıyor namazını. ثم هو في الظاهر يعمل تراه أنه يعمل للآخرة وهو مرائي. Bu insanı görüyorsun maşallah dışarıdan bakınca ahiret için çalışıyor, namazı dört dörtlük görüyorsun. يريد مدح الناس فقط. Bununla amaçladığı şey insanların onu övmesi, insanların onu sevmesidir. Başka bir şey değil. La ya'mel lillah. Allah için yapmıyor bunu. Yusalli hatta yuqal anhu musalli. İnsanlar ona bu kimse namaz kılıyor desin diye namaz kılıyor. Fe izâ vecet unâs yusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela. Av yakum yusalli, av yestegfir. Ve izâ lem yecid ahad la yusalli ve la yestegfir ve la yusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gösteriş yapan bir kimseyi İnsanlar onun yanındayken peygambere salatü selam getirirken görüyorsun. Bolca istiğfar ederken görüyorsun. Adama kalkıp namaz kılarken görüyorsun. Ancak insanlar yokken bunları yapmıyor. فَهُوَ يُرَائِ بِعْمَالِ. Bununla yaptığı şey aslında ihlastan uzak bir şekilde gösteriştir. الآن جرت العادة عندنا على أن أخذ من الجيران مثلا أو من هذا الأخ أقول له اعطني القلم. هذا امر جرت به العاده. نعم. Bizim adetimiz, bizim örfümüzde biliyorsun kardeşimizden kalemi isterim, ver derim, o da verir normalde. Au mesela hada ya'khud min jirani mesela qidr hatta yatbukh fih mesela. Ya da diyelim ki bizden biri gidip de kardeşinden tencere alır, ödünç alır ya da faydalı olacak başka bir alet alır, ödünç alır. Fe'indena jarat al-ala ala bazl hadhihi al-ashya. Bizler böyle şeyleri severiz, yardımlaşmayı severiz. فهذا يمنع ما جرت العادة بإعطائه. İşte bu güzel şeyleri, az önce bahsettiğimiz yardımlaşmayı bazı insanlar engellemek istiyor. حتى
أنه لو أعطى الآن القلم مثلا لإنسان حتى يوقع فيه لم يخسر شيئا، لو أعطاها مثلا الإناء حتى أطبخ فيه لم يخسر شيئا، بل له أجر عند الله سبحانه وتعالى. Yani bir kimsenin başka bir kimseye kadem verip yazması ya da diğerin tenceresinin ödünç vermesi bu kimselere zarar verecek bir şey değildir. Ancak yine de insanlardan bazıları insanlara hayır yapmaktan alıkoyuyor, bunlardan men ediyor. فَلَابُدْ أَنْ نَحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ Bizim bu kötü sıfatlarla, kötü iraden uzak durmamız gerekir. لَا تَقْتَرْ بِنَفْسِكْ Sakın kendi nefsine güvenme. لَابُدْ أَنْ تَدْرُسْ هَذِهِ السُّوَرْ تطبقها في حياتك هذه السور التي القرآن يعني نعم bu sureleri hayatına geçirmen lazım bunları öğrenip hayatında amel etmen gerekir نعم منها قلنا التكذيب باليوم الآخر dedik ki ahiret günü yalanlamak var burada وعدم الإحسان إلى اليتامى yetimlere kötü davranmak onlara ihsan etmemek vardır البذل والتصدق وحث الناس على الصدقة burada aslında insanları sadaka vermeye, infak etmeye teşvik etmeye vardır. وَلَا نَشْتَغِلْ عَنِ الصَّلَاةِ بِأَيِّ شَيْءٍ bizler namazda başka bir şeyle meşgul olmamamız gerekir. مُجَرَّدْ مَا تَسْمَعَ النِّدَاءَ تَتْرُكْ كُلْ شَيْءٍ لِلّٰهِ مَنْ تَرَكَ شَيْءٍ لِلّٰهِ عَوَضَ اللّٰهِ خَيْرًا مِنْهِ eğer sen ezanı işitiyorsan anında dünyayı arkana bırak. Allah için iş yapmayı yönel. Çünkü kim bir şey Allah için bırakırsa Allah ona daha da hayırlısını nasip edecek. تَعْمَلْ لِلّٰهِ وَلَا تَعْمَلْ مِنْ أَجْلْ اِرْضَاءَ النَّاسِ اَوْ بَدْحَ النَّاسِ Ömrün Allah için olsun, Allah'ın rızası için olsun. Sakın insanları razı etmek için yorulma. وَتَبْذِلْ مَا جَرَتْ الْعَادَةِ بِبَذْلِهِ مِثْلَ الْقَلَمْ مَثَلًا اَوَ الْاِنَاءِ اَوَ الْاَشْيَا الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةِ بِهَا Az önce bahsettiğimiz bu yardımlaşma şekillerinde sakın karşı çıkma. Bunu devam ettir, bunu çoğalt.